Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere oran orantıdan bahsedeceğim. Çok çok önemli bir konu. Tüm konularımız önemli matematikte ama bu oran orantı her taşın altından çıkıyor. O açıdan arkadaşlar çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Videonun açıklama kısmına PDF'ini koydum. Siz de yazarak çalışırsanız çok iyi edersiniz. Haydi dersimize başlayalım. öncelikle orana bakacağız. Oran ne demek? Oran iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına deniliyor. Ya oran demek bölme demek aslında. Mesela şöyle A bölü B. Bak bu bir orandır. A bölü B böyle iki nokta üst üste yazıp bu da bir orandır. A bölü B böyle farklı şekillerde de gösterilebilir arkadaşlar. Bunlar hep oranın gösterilişidir. Şimdi burada bir örnek sorumuz var. Ali'nin kütlesinin Bülent'in kütlesine oranı 2 bölü 3. Bülent'in kütlesinin Hayri'nin kütlesine oranı 1 bölü 2'dir. Ali 60 kilogram olduğuna göre Hayri kaç kilogramdır demişim. Şimdi arkadaşlar bakın Ali bölü Bülent 2 bölü 3 böyle yazalım onu. Ali bölü Bülent yazıyorum ve diyorum ki 2 bölü 3 ve Ali'nin kütlesini vermişim. 60 kilogram. O zaman buraya Ali'yi 60. Bülent'i bilmiyoruz şu an arkadaşlar. Bülent'e soru işareti koyalım. Biraz sonra göreceğiz bulacağız zaten. Hemen diğer taraftaki şu orantıya geldiğimde orada da Bülent'in kütlesinin Hayri'nin kütlesine oranı 1 bölü 2. Orada da şöyle yazayım o zaman. Bülent bölü Hayri böyle yazdığımızda daha rahat anlaşılır. 1 bölü 2'dir. Tamam. Burada Bülent'i bulursam Hayri'ye geçiş yapabilirim. Çünkü direkt Hayri'ye geçiş yapmam mümkün değil. Yani önce bir Bülent'i bulmam lazım. Burada da dikkat edersen bakın. 2'nin kaç katı? 30 katı 60. O zaman 3'ün 30 katı Bülent 90 kilodur dememiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman burada Bülent'in biz ne kadar olduğunu görüyoruz. 90 kilogram olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki Bülent 90 kilogramsa buraya Bülent'i 90 yazdık. Evet buraya Bülent Bülent'i 90 yazdık. Hayri kaç kilogram? Onu bulmak istiyoruz. Hayri'nin kaç kilogram olduğunu bilmediğimiz için arkadaşlar hemen şöyle düşünüyorum. Ya bak birin 90 katı, 2'nin 90 katı bu da ne olacak? 180 kilogram olacak. Yani bayağı kiloluymuş arkadaşlar. Buradan onu anlıyoruz. E, acil bir diyet planına girmesi gerekiyor ya da tedavi görmesi gerekiyor soruyu e, bu yönden e, sağlık açısından da ele almış olduk hemen orandan sonra orantıya geldik iki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir peki arkadaşlar bakın şimdi oranı biz a bölü b diye gösteriyorduk ya bakın c bölü d de bir orandır a bölü b eşittir c bölü d oluyorsa daha fazla oranın eşitliği de olabilir bu. Buna biz orantı diyoruz arkadaşlar. İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı diyoruz. Şimdi mesela bu tabloya göre orantı oluşturulabilmesi için x nedir denilmiş. Şimdi miktar litre bak bir şeyin litresi 9 litre olarak verilmiş fiyatı 36 liraymış. Sonra 15 litre olduğunda fiyatı x'miş. O zaman biz miktar fiyata oranlasak arkadaşlar 9 bölü 36 eşittir 15 bölü x. Bakın litreyi yukarı yazdıysam burada da litreyi yukarıya yazdım. Burada fiyatı aşağı yazdıysam burada da fiyatı aşağıya yazdım. Şimdi bu orantı oluşturabilmesi için şu iki oran birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada direkt katını göremiyoruz. Katını göremediğimizde ne yapacağız arkadaşlar? İçler dışlar çarpım yapacağız. Hocam içler dışlar çarpım ne derseniz. Şimdi bak bu oranları şöyle yazabiliyorduk ya. A bölü B eşittir C bölü D şeklinde yazabiliyorduk. O zaman bak şu içerideki B ve C içler oluyor. Dışarıdaki A ve D de dışlar oluyor. O zaman B ile C'nin çarpımı eşittir A ile D'nin çarpımına. Yani içler çarpımı dışlar çarpımına eşit oluyor. Şöyle bir şey görebilirsiniz bakın kelebek gibi BC çarpımı AD çarpımına eşit olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman burada onu uygulayalım hadi. 9 ile x'i çarptığımızda 9 çarpı x eşittir. 36 ile 15'in çarpımına eşit olacak. Ya hangisi işler hangisi dışlar inanın önemli değil. Sadece burada yani şu çapraz böyle bunu göreceksiniz. O, 36 ile 15 çarptım. 9 ile ikisi çarptım. Birbirine eşit olacak. Bunu göreceksiniz. Burada da çarpmayacaksınız. Sadeleştirme varsa mutlaka ve mutlaka sadeleştirme yapın arkadaşlar. 9'da 9 da 9 bir kere. 36 da 9 4 kere. X buradan 4 çarpı 15'ten arkadaşlar 60 çıkacak. Yani 60 olarak şuradaki x'imizi bulmuş oluyoruz. Gerçekten de arkadaşlar bunu görebiliriz. 9'un 4 katı 36, 15'in 4 katı buradan 60 olarak görmüş oluyoruz. Aslında 9 bölü 36 yaptık ya. 9 bölü 15, 36 bölü x şeklinde mesela litreyi litreye, fiyatı fiyata oranlasak da daha rahat bulabilirmişiz. Ama işte burada bu farklılıkları görmeniz de açıkçası istiyorum arkadaşlar. Hemen devam edelim. Orantıda sadeleştirme dediğim gibi çok önemli arkadaşlar. Burada mesela x artı y nedir diye sorulmuş. Hemen bakacağız. Ya burada 15'ten 24'e direkt katını göremiyoruz. O zaman hemen içler dışlar çarpım yapmak için şöyle atomu parçalayacağız arkadaşlar. Alıyoruz. 15 çarpı 40 eşittir x çarpı 24'e. Bak şimdi sadeleştirme inanılmaz önemli. Yoksa bunu çarpmaya kalkarsak sadeleştirmek çok zor olacak arkadaşlar. Yani burada hemen 40'ta 8 5 kere 24'te 8 3 kere hala sadeleşiyor 3'te 3 1 kere 15'te 3 5 kere buradan x'i arkadaşlar 25 olarak buluyoruz x'i bulduk x de işimiz bitti sonra buraya geliyorum arkadaşlar buraya geldiğimde de aslında şunu da yapabilirsiniz 24 bölü 40'ı da sadeleştirebilirsiniz 24 bölü 40 dediğiniz şey aslında sadeleştirirseniz 24'te 8 3 kere. 40'ta 8, 5 kere. 3 bölü 5 demek. Yani bunun yerine 3 bölü 5 diye direkt bunu sadeleştirerek de yazabilirsiniz. Yani o 3 bölü 5 dediğiniz şey şu an neye eşit olacak? Y eksi 2 bölü 5'e eşit olacak. Y eksi 2 bölü 5'e. E buradan da şunu anlıyorum. Bak burası 5. E burası da 5. O zaman burası 3 ise burası da 3 olması lazım. E buradan y eksi 2'nin nasıl 3 olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Y 5 olursa 5'ten 2'yi çıkardığımızda 3'tür. O zaman y'nin 5 olduğunu görebiliriz. Bize x artı y toplamını soruyordu. X'i 25 bulduk. Y'yi ne bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. 25 artı 5'den 30 olarak bulmuş oluyoruz bu sorumuzun cevabını dedik. Sadeleştirme arkadaşlar çok çok önemli gerçekten e, inanılmaz derecede işimizi kolaylaştırıyor. Doğru orantıya geldik. Ya orantı Aynı zamanda doğru orantıyla aynı şeyler aslında. Ters orantı olduğunda ters orantı diyoruz. Doğru orantıda aslında orantı deyip geçmede de bir sıkıntı yok. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa. Bak burada bir doğru orantı mantığı işte buradan geliyor aslında. Biri artarken diğeri de artıyor. Bak doğru dürüst hareket ediyorlar. Ve ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bak biri azalıyor diğeri de aynı oranda azalıyor. Bu tarz çokluklara biz doğru orantılı çokluklar diyoruz. Doğru orantı dediğimizde bakın A'yı B'ye böldüğümüzde A bölü B eşittir. K gibi bir sabite eşit oluyor. Bu K'ye biz aynı zamanda Orantı sabiti diyoruz arkadaşlar. Orantı sabiti. Bu k'nin bir diğer ismi de orantı sabitidir. Şimdi 40 lira benzin 280 lira olduğuna göre 12 litre benzin kaç TL'dir denilmiş. Şimdi bak burada doğru orantıyı açıklayalım. Şimdi sen 40, 40 litre benzin için 280 lira ödüyor musun? Ödüyorsun. O zaman 12 litre benzin için kaç lira ödeyeceksin? Bak benzinin litresi azaldığı için ödeyeceğin para da azalacak. Yani çokluklardan biri azalıyorsa diğeri de azalacak. O zaman burada doğru orantı vardı diye bunu bir kere tespit etmen gerekiyor. Doğru orantı olduğunda ne oluyor hocam? Onu açıklayacağım şimdi size. 40 litre benzin. Bak böyle yazacaksın. 40 litre benzin. Kısaca yazabilirsin. 280 TL ise tamam mı? 280 TL ise 12 litre benzin kaç TL'dir? Buraya da X yazabilirsin böyle. Ya da soru işareti koyabilirsin. Sonra çizgiyi çekersin. Çizgiyi çektin mi? Bu doğru orantı mı? Buraya bir DO yazarsın. Tamam mı? Doğru orantı olduğunda bakın normal orantıdan hani farkı yok demiştim ya. Şöyle bir çapraz çarpım yaparsın. Bunun da nedeni şu. 40 litre bakın 40 litresi tamam mı? 280 liraya geliyorsa. Bak böyle yazabilirsin bunu. 280 TL'ye geliyorsa. 12 litresi x TL'ye gelecektir. Bunlar birbirine eşit olacaktır. O yüzden 40 ile biz x'i 12 ile de 280'i çarpıyoruz. Yani o yüzden bu çapraz çarpımı yapıyoruz. Nereden geldiğini de öğrenmiş olun. 40 ile x'i çarptığımızda birimler zaten sadeleşecek. 40 çarpı x eşittir. 12 çarpı bakın 12 çarpı 280'e. Hocam önce 12 çarpı 280 yazdım. Sonra 40 çarpı x yazdım. Hiç önemli değil. Burada arkadaşlar artık sadeleştirme yapmamız lazım. Bak buraya 10'a böldüm 0 gitti. Buraya 10'a böldüm 0 gitti. Sonra 4'te 4 1 kere. 12'de 4 3 kere. X'i bulmak için 28'de 3'ü çarpmamız gerekiyor artık. 28 ile de 3'ü şöyle alt alta çarpalım. 8 kere 3 24 elde 2 var. 3 kere 2 ne yapıyor? 6 yapıyor? Evet. E, 2 de elde olduğu için 84 olarak bulmuş oluyoruz. X eşittir 84 t olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bir de burada birim fiyatını da bulabilirsiniz. Yani bu benzinin bir litresi ne kadar? Bunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 40 litresi 280 lira ise bir litresi nedir? Bunu bulmak istiyorsanız 280'i 40'a bölersiniz. Yani o bir litresinin fiyatını bulmak istiyorsanız 280'i o miktara bölersiniz. Buradan da 280 bölü 40'tan bir litresinin 7 TL olduğunu bulmuş olursunuz. Bu arada bunlar şu an tam sayı olarak çıktı ama bazen virgüllü de çıkabilir o tarz sorularda yapacağız arkadaşlar. Hemen ters orantıya geldik. Orada da bir terslik var. Evet, iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyor arkadaşlar. Biri artarken diğeri azalıyor. Ya da ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyor. Ee, bu tarz çokluklara da biz ters orantılı çokluklar diyoruz. Ters orantılı çoklukta bakın artık orada bölme yapmıyoruz. A bölü B yapmıyoruz. Diyoruz ki A ile B'nin çarpımı eşittir. K orantı sabitine. Neden hocam? Şundan dolayı arkadaşlar. Bunun da nedeni şu. Mesela A 3 olsun B 4 olsun. 3 kere 4'ten orantı sabitimiz ne çıkar? 12 çıkar. Eğer A 2 olursa B 6 olmaz mı? Bakın A azaldı B arttı bak. Şurada A'ya 3 verdim. B'ye 4 verdim. E şimdi neden hocam öyle oldu? Orantı sabiti değişmez arkadaşlar. Orantı sabiti aynıdır yani. Bir kere 12 bulduysanız artık yerinde de 12 olacaktır. Bu doğru orantıda da aynı şekilde. Burada arkadaşlar yani hani buradaki mantığı yakalamamız önemli. Bak gerçekten bak bu azalıyor bu artıyor ya da işte bu artıyor bu azalıyor gibi bu şekilde ters orantıyı kullanacağız. Çünkü bunlar işimize yarıyor yani. Hani burada verilen formülasyon işimize yarıyor. Bunu da ezberlemenize gerek yok. Hani şöyle düşünmeniz lazım. Doğru orantıda A bölü B şeklinde yazıyorduk. Çünkü biri artarken diğeri de artıyordu. Bir terslik yoktu. Burada çarpma şeklinde yazıyoruz. Çünkü o sabite eşitleyebilmek için biri artarken diğeri azalıyor diyeceğiz. Bak şimdi onun gerçekten çok mantıklı bir sorumuz var bununla alakalı. Bir izci kampında 120 izciye 8 günde yetecek kadar ...yiyecek vardır. 120 izciye 8 gün yetecekmiş. Kamp başladıktan 2 gün sonra... ...30 izci kamptan ayrılırsa... ...bak şimdi izciler kamptan ayrılmaya başladıysa... ...artık kalan yiyecek... ...daha çok gün yetecektir arkadaşlar. Çünkü daha az sayıda izci var... O yüzden hani o yiyecekler daha fazla gün boyunca bize yetecektir. İşte buradaki mantık bu. Ya da mesela şöyle düşünebilirsiniz. 3 işçi bir işi 5 günde bitiriyorsa işte işçi sayısı artarsa daha kısa sürede bitirirler mi? Evet bitirirler. Yani orada da bir ters orantı vardır. İşte bunları düşünmemiz gerekiyor. O zaman burada yazalım. Bir izci, 100, bir izci kampında 120 izciye 8 gün yetiyorsa arkadaşlar 2 gün sonra ayrıldıklarında normalde 120 izciye 120 izciye ne kadar yetecekti arkadaşlar? 6 gün yetecekti. 2 gün sonra 6 gün yetecekti. Ama 30 izci ayrıldı kamptan. Kaç izci kaldı? 90 izci kaldı. Böyle yazalım. 90 izciye acaba kaç gün? Çünkü bize onu soruyor. Kalan yiyecekler kampa devam eden izcilere kaç gün daha yetecektir demiş arkadaşlar. Burada ben buna diyorum ki x yine burada bir fark var. Çizgiyi çektin to dedim. Şimdi bak burada düz çarpım yapıyorsun. Neden hocam? Şundan dolayı ters orantı var ya arkadaşlar. Normalde 120 ile 6'nın çarpımı. Bak 120 çarpı 6 orantı sabitine eşittir. O da 90 çarpı x. Yine aynı şekilde şuradaki 90 çarpı x de orantı sabitine eşittir. Yani 120 çarpı 6 k dersen aynı k 90 çarpı x'e de eşittir. Buradan işte düz çarpım yapıldığını çıkarmış oluyoruz aslında arkadaşlar. E yapalım ona hadi. 120 çarpı 6. 120 çarpı 6. 90 çarpı x'e eşit. Hemen sadeleştirmemi yapıyorum. Bak buradan bir sıfır buradan bir sıfır attım. Sonra 9'da 3, 3 kere. 6'da 3 2 kere hala sadeleşiyor. Onu da farklı renk yapalım hemen. 3 3 1 kere 12 de 3 4 kere 4 kere 2'den x'i 8 olarak buluyoruz arkadaşlar. Kalan yiyecekler İzcilere 6 gün yerine artık 8 gün daha yetecektir. Çünkü izci sayısı azalmış olduğu için arkadaşlar bu şekilde bulduk. Bir de burada ben sadeleştirmeleri yaparken direkt anlamakta zorluk yaşıyorsanız lütfen orada durdurun. Kendiniz yapmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü hani çarparsanız 120 çarpı 6'yı 90'a bölmek biraz daha uzun sürebilir. Bir de buna alışmak gerekiyor gerçekten. Hani buradan böyle sıfır attım. Buradan sıfır attım. İşte 6'da 3 2 kere 9'da 3 3 kere. Sonra işte 3'te 3 1 kere. 12 de 3 4 kere. Buradan böyle sadeleştirmeleri yaparsam daha rahat işlemin sonucuna geçiş yapmış oluruz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi ölçek soruları karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Hemen onun üzerinde de duralım kısaca. Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğuna oranına ölçek denir. Yani haritadaki uzunluğun gerçek uzunluğa oranı. Ya yani ölçek dediğiniz şey haritadaki uzunluğun yani ben buna kısaca haritada bölü gerçekte diyorum. Böyle bu bilgi verilir genelde zaten. Şu işte harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğa oranı ölçek denir diye. Ama asıl olay bak şimdi örnek üzerinde anlaşılacak. 1 bölü 1 milyon ölçekli bir haritada A ve B şehirleri arasındaki uzunluk 15 santimdir. Şimdi bak ölçek şöyle. Sana şunu anlatmaya çalışıyor. Haritada bir olan şey gerçekte 1 milyon demektir. Tamam mı? E o zaman şu an haritada 15 santim olan şey gerçekten nedir? Arkadaşlar bak burası 15 katına çıktıysa burası da 15 katına çıkacaktır. O zaman gerçekte burası soru işareti ne olması gerekir? 15 milyon çünkü bak 1 milyon katına çıkıyor. 15 milyon olması gerekir. Yalnız bu santim olduğu için bu da santimdir. Bize neyi soruyor? Kilometreyi soruyor. Burada işte birim çevirme işi de devreye giriyor. Peki kilometreyi nasıl çevireceğiz? Hemen 5. sınıf bilgilerimizi hatırlatayım. Kamile hanım damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba. Şimdi santimden kilometreye çıkarken bakın 1 2 3 4 5 5 adım yukarıya çıktığımız için yukarı çıktığımızda her adımda 10 ile bölüyorduk. Aşağıya inerken de her adımda 10 ile çarpıyorduk. O zaman ben 5 adım yukarı çıktığım için 5 tane sıfırını atarım. 1 2 3 4 5 sıfırını attığımda 150 kilometre olduğunu gerçekte bulmuş olurum. Ve geldik çok yönlü sorumuza. Çok yönlü soru da okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzer becerilerini ölçecek nitelikte çok yönlü soru anlamına geliyor. Tamam. Arkadaşlar burada hep çok yönlü soruları çok zor soru olarak da algılamayın. Bazen çok zorlayıcı da olabilir, çok işlem kalabalığı da olabilir. Ama bazen de böyle okuduğunu anladığında rahatça yorumlayıp yapabileceğin e, tarzda sorular olabilir. Şimdi bak dikdörtgen biçimindeki bir havlunun bir yüzü kırmızı Diğer yüzü beyaz renklidir. Bak kırmızı, beyaz. Bu biraz sarımtırak olmuş ama herhalde kirlenmiş. Evet, burada bu havlu doğrusal bir askıya. Havlunun kısa kenarları askıya paralel olarak e, olacak şekilde asılıyor arkadaşlar. Şuraya olacak şekilde diye de düzelteyim. Havlunun üst üste gelen kısmının uzunluğu şekil 1'de 10 santim, şekil 2'de 5 santim. Bak üst üste gelen bak burada 10 santim, burada 5 santim. Peki, havlunun uzun kenarı 28 santim olduğuna göre... Açtığınızda uzun kenarınız 28 santimmiş. Havlunun üst üste gelmeyen kısımlarının oranı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi burada tabi sen gidip de 28'den onu çıkarıp buraya 8 dersen gider. Neden? Üst üste gelen kısım var burada. Yani şöyle düşüneceksin. Şöyle düşün. Bak böyle katladın. Üst üste geldiğinde orada o 10 santimden 2 tane var gibi düşüneceksin. Üst üste geldiği için. O zaman diyeceksin ki orada aslında 10 10 da 20. Şuradaki uzunluk ne bilmiyoruz. Buraya A diyelim. 20 artı a 28'e eşit olacak. Yani şuradaki uzunluk 8 santim olacak. Bak burası 8 santim. Buraya geldiğimde de 5-5 da 10 santimlik var orada üst üste gelen toplam uzunluk açtığımızda oraya da şuraya da b dersem 10 artı b 28 santim olacak. Buradan da o uzunluğumuzu ne olarak buluyoruz? 18 santim olarak buluyoruz. Yani burası da 18 santim olacak arkadaşlar. Oranlarsak bunu 8 bölü 18. 8'de 2 4 kere. 18'de 2 9 kere. 4 bölü 9'dan cevabımızı Bursa olarak bulmuş oluyoruz. Bakın gayet ee, basit bir şekilde yapılacak soru. Ama dediğim gibi hani burada mesela çok basit bir şey var. Ya üst üste geldiğinde burada 10 on, 10 20 santimlik uzunluk var. Buraya 8 kalır. İşte burada 5 5 daha 10 santimlik uzunluk var. Buraya 18 kalır diyebilmemiz gerekiyor. Soruyu okuyup anladığımızda zaten bunu da diyebileceğiz arkadaşlar. Evet böyle bir soruyla dersimizi noktalıyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu tarz derslerimizi, yepyeni videolarımızı kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Ayrıca Instagram İmet Hoca'dan da takip edin. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar da kendine çok iyi bak. Hoşçakal.